Arkadaşlar merhaba. Bugün çektiğimiz fotoğrafların nasıl slide yapılacağı ile ilgili bir kısa video hazırlayacağım. Kullanacağım program ProShow Gold sürümü olacak. ProShow'u indirdikten sonra bilgisayarınıza kuruyorsunuz ve daha sonra çektiğiniz fotoğraflardan sunum, slide hazırlayabiliyorsunuz. Bunun için masa üstüne Atölye Proshow diye bir klasör açtım ve yine bu klasörün içerisine müziklerin ve fotoğrafların olduğu iki ayrı klasör daha oluşturdum ve slide'da kullanacağım fotoğrafları arşivden seçerek buraya ekledim. Burada isterseniz sıralama açısından fotoğrafları isimlendirebilirsiniz, peş peşe denk gelsin diye. Sema fotoğrafları peş peşe gelsin diye. İşte bakıyorum burada mesela iki tane silüet fotoğraf var. Bunlar peş peşe gelsin diye isimlendirirken sıralayabilirsiniz. Bu sıralamayı isterseniz daha sonra ProShow üzerinden de yapabilirsiniz. Ben bu sıralamayı ProShow üzerinden yapacağım. Orada gösterebilmek için bir tane de müzik klasörüme müzik seçtim. Slide'ımda kullanacağım. Benim şu anda 50 tane fotoğrafım var. Aşağı yukarı müziğimin uzunluğuna bakarak bakıyorum, seçmiş olduğum fon müziğinin uzunluğu 4 dakika. 4 dakikalık bir slide olacak. 4 dakikalık bir slide içinde 50 tane fotoğraf seçmiş oldum. Ortalama 5-6 saniye gibi bir süreye tekabül ediyor. Benim için yeterli bir seviye. Şimdi ProShow programımı çalıştırıyorum. Program geldikten sonra programın arayüzünden biraz bahsetmek istiyorum. Bu kısımda kullanacağım fotoğrafların, dokümanların olduğu kısım, yani bilgisayarın içerisinde dokümanların olduğu kısım, bu kısım slaytta kullanacağım fotoğrafların görüntülendiği kısım, görüntülendiği pencere. Bu alt kısım ise slide list ve timeline adında iki tane bar barındırıyor. Bu barlarda kullandığım dokümanların ön izlemesi olmuş olacak. Şimdi masaüstü demiştim. Masaüstüme ben Atölye ProShow diye bir klasör oluşturduğumu söylemiştim. Fotoğraflar ve müzikler. Fotoğraflara tıkladığım zaman gördüğünüz gibi buraya fotoğraflar geldi. Müziği tıkladığım zaman da müzik pencerede görüntüleniyor. Şimdi fotoğrafların hepsini birden buraya alacağım. İstersem tek tek de alabilirim. Yani tutup şu şekilde sürükleyerek fotoğrafın slide'ıma dahil olmasını sağlayabilirim. İstersem de hepsini aynı anda atabilirim. Seçip delete ederek siliyorum. Fotoğrafın birincisini tıkladım. Parmağım shift tuşunda en alt fotoğrafı tıkladım. Daha sonra tutup bunu buraya sürüklüyorum. Ve fotoğrafların slide'ımın içerisine dahil olmasını bekliyorum. Şu anda seçtiğim fotoğrafları slide'ın içerisine tek tek dahil ediyor. Eklendikten sonra burada bütün fotoğraflar geçiş efektleriyle birlikte görüntülenecek. 50 tane fotoğrafımın slide'ıma dahil olmasını bekledim. Ve şu anda gördüğünüz üzere bütün fotoğraflar slide'ımın içerisine ekledi. Şu şekilde en başa geliyorum. 1 numaralı fotoğraf, 2 numaralı, 3 numaralı diye gidiyor. Burası ön izleme penceresi. Slide'ımdaki bütün her şeyin ön izlemesinin yapıldığı pencere. Alt kısımda bahsettiğim fotoğrafların her birisi için ön izlemenin olduğu kısım. Buralarda ise efektlerin, geçiş efektlerinin bir fotoğraftan diğerine nasıl geçileceğinin ayarlandığı kısım. Slide'ın altındaki şuradaki yazan süre fotoğrafın ekranda ne kadar kalacağı. Burada yazan süre ise efektin ne kadar sürede uygulanacağı. Ben bu sürenin üzerine gelir tıklarsam silerek istediğim değeri buraya atayabiliyorum. Milisaniye cinsinden noktadan sonra 4 saniye 1 milisaniye gibi bir değer verebiliyorum. Slide geçiş efekti için de aynı şekilde 1.5-1.5 saniyelik bir süre verebiliyorum. Şurada gördüğünüz bar çubuğu, bunu kaydırarak geçişi görebilirim. Ya da klavyemizdeki uzun tuş, space tuşu ya da şuradan play dediğim zaman bu geçişin nasıl olduğunu ön izlemeden seyredebiliyorum. Şimdi fotoğraflarımı ekledim. Gördüğünüz üzere burada eklenen her fotoğrafın altında 1 yazdı. Eğer ben aynı fotoğrafı bu slaytta bir daha kullanmak istesem, tutup sürükleyip şu araya bıraksam, buraya da aynı fotoğrafı ekleyecektir ve gördüğünüz üzere 2 yazacaktır. Yani bu doküman bu slaytta 2 defa kullanıldığı anlamı taşıyor. Ama ben bir tane kullanacağım için sağa tıklıyorum. Kat diyebilirim. Fotoğrafı silecektir. Delete tuşuyla aynı. Şimdi fotoğraflarımı ekledim. Sıra geldi müziğimi eklemeye. Yine masa üstünde müzik klasörünün içerisindeydi. Atölye Proshow klasörünün içerisinde müzik klasörü. Müziğimi ben buraya eklemiştim daha önceden. Müziğimi tutuyorum. Şu alt kısma soundtrack yazan alt kısma bırakıyorum ve müziğimin slaytıma dahil olmasını bekliyorum. Ve dahil olduğu zaman gördüğünüz üzere müziğimin grafik bir şekilde buraya geldiğini görebiliyorum. Evet, gördüğünüz üzere müziğim 4 saniyeydi. Ben şuradan slaytımın süresini görebiliyorum. 4 dakika 59 saniye sürüyormuş. Bu şartlarda benim slaytım, yalnız müziğim 4 dakikaydı. Müziğimle fotoğraflarım, slaytım aslında şu anda örtüşmedi. Yani şöyle bir şey olacak. Buraya geldiğim bitecek. Gördüğünüz gibi müzik bitti. Lakin videom, slaytım hala bitmedi. Devam etti. Şu anda yapmam gereken fotoğraflarımla müziğimin aynı senkronda beraber başlayıp beraber bitmesi gerektiğiydi. Ama tabii slide hazırlarken yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de başlık. Bir başlığın, bir girişin olması gerekiyor. Şurada sağ tık yapıyorum. Buraya bir tane insert, yani boş bir pencere ekliyorum. Gördüğünüz gibi boş siyah bir ekran geldi. 4 saniye süresi olan bir ekran. Ben bunun 4 saniye değil 8 saniye olmasını istiyorum. Üzerine çift tıkladım ve 8 saniyelik boş bir siyah ekranı buraya eklemiş oldum. Bunu niye ekledim? Şimdi bunun içerisine üzerine gelip çift tıklıyorum. Bir takım başlıklar ve doldurmalar yapacağım. Bunun için bu pencerenin üzerine gelip çift tıkladığım zaman yeni bir pencere açılıyor. Burada slide stil diyorum. Bir başlık pencerem olacak. Buradan caption, yani başlık 1, 2 başlıklı captionları seçiyorum. Yani yazıların 2 tane yazı yazabileceğim bir başlık ve onun altına da bir slogan ya da artık ne kullanacaksam. Bunun için benim stilime en uygun bir stil seçeceğim ya da olmasını istediğim bir stil seçeceğim. Mesela böyle bir giriş cümlesi, isim, soyisim, aşağıda da fotoğraf sunumum diyebilirim. Şurada da 2 tane görsel fotoğrafın olduğu bir giriş olacak. Burada Apple stil, bu stili uygula diyorum. Bu stil uygulansın diye soruyor. Evet diyorum ve artık slaytıma bu stil uygulanmış oluyor. Gördüğünüz üzere burada yazılar var. Burada akan 2 tane pencere var. Yazıları değiştireceğim alan burası. Caption başlık anlamı taşıyor. Heading yazan yer zaten gördüğünüz üzere heading'ti. Oraya ben kendi ismimi yazıyorum. Alt kısma ise fotoğraf sunumu yazıyorum. Ne diyeyim? Küçük harflerle yazayım. Fotoğraflarla ya da fotoğraflarla benim dünyam gibi bir alt başlık uyguluyorum. Şöyle hafif kaydırabiliyorum. Nerede duracağını ayarlayabiliyorum tıklayarak, gördüğünüz gibi. Evet, artık bu benim başlığım olmuş oldu. İzlersem şöyle buraya gelmiş oldu ama henüz işim bitmedi. Şurada 2 tane pencereden bahsetmiştim. Şu kısımda da buraya ekleyebileceğim fotoğraflar, birçok şeyi düzenleyebiliyoruz. Background rengiyle oynayabiliyoruz. Background JPEG'ini yapabiliyoruz. Ben birinci fotoğrafa bir seçenekle kendi fotoğraflarından oluşan bir fotoğrafı, kendi görselim olacak. Tıkladım. Image 1 diyor. Buradan Browse penceresine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraflarımın olduğu klasör açıldı. Eğer sizde bu klasör açılmazsa, masaüstü görünürse fotoğraflarınızın olduğu klasörü seçerek buradan sizin hoşunuza gidebilecek, ana ekranda görünebilecek, can alıcı, hoşunuza giden bir fotoğrafı seçebilirsiniz. Mesela ben bir tanesi şu olsun dedim. Gördüğünüz gibi ilk fotoğraf oldu. Daha sonra ikinci fotoğraf için yine aynı yöntemi uygulayacağım. Yine ikinci bir fotoğraf seçeyim. İkinci bir fotoğrafta bunu seçtim. İki tane fotoğraf gelmiş oldu. Bar, yani şu ismin bulunduğu arka planın rengiyle ya da durumuyla oynamak isterseniz ya da oraya ekstra bir bar çubuğu kendinize atmak isterseniz seçebilirsiniz, ama ben şimdilik bunu oynamayacağım. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacağım. İsterseniz bunun boyutunu, yerini değiştirebiliyorsunuz, pozisyonu değiştirebiliyorsunuz, ama ben bunlarla şu anda oynamayacağım. Background'da fena değil, benim işimi görür, okey diyorum ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir giriş. Yapmış oldum ve 1,5 saniyelik bir süreyle de geçmiş 8 saniye boyunca bu ekranda kalıyor. Daha sonra ise slide'ın başlamış. Evet, şu anda başlangıç jeneriğimi hazırlamış oldum ve bir de bitiş jeneriği oluşturmam gerekiyor. Yine son kısma geliyorum. En sonda sağa tıklıyorum. Insert Black Slide, yani siyah bir boş slide oluşturuyorum. Üzerine çift tıklıyorum. Yine slide stiline geliyorum. Bu benim için bir bitiş slide olacak. Dolayısıyla buradan müzik, telif hakkı gibi yazılar yazacak. Buradan tıklayarak bana uygun bir bitiş cümlesi olabilecek tak bulmaya çalışıyorum. Bu şekilde bitebilir. Bu şekilde bitebilir. Ama biraz daha film tarzı olsun dersem ya da video tarzı olsun dersem böyle bitebilir. Buradan bakıyorum. Bana en uygun, işimi görebilecek. Tak captions'ı 2 idi mesela. No captions dersem bütün captions'ları gösterir. Buradan yine seçenekler o zaman da artmış olacaktır. Benim daha önce kullandığım bitiş cümlesi olabilecek bir captions bulmaya çalışıyorum şu anda. Buradan bakıyorum. Yazıların olduğu bir captions arıyorum. Şu anda tabi seçenek çoğaldı. En azından bir captions diyerek sadece yazının olduğu captions'ları seçmiş oldum şimdi. Şöyle bir şey olur mu bakayım. Bu değil. Bunu kullanmayacağım. Burada ön izlemesini görebiliyorum. Tıkladığım zaman eğer sizde görünmüyorsa Preview on kısmını tıklayarak bunu görebilirsiniz. Ben istiyorum ki klasik bir bitiş jeneriği uygulayayım. Evet. Şunlar mesela klasik bir bitiş jeneriği olabilir. Tıkladığım zaman görüyorsunuz burada yazılar kayıyor. Evet, bu benim işimi görür. Apple Stil, yani bu stili bu slide'a uygula dedim ve tamam tuşuna bastıktan sonra buraya geldiğini gördük. Burada ben hemen bir fonda kullanacağım fotoğrafı ayarlıyorum. Yine buradan gözüme hoş gelebilecek bir tane fotoğraf ayarladım. Gördüğünüz üzere. Daha sonra yazı kısmına, captions kısmına gelerek teşekkürler yazıyorum. 2 boşluk bırakıyorum. İsmimi yazıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Fotoğraflar. Şuradan izlemesini görebiliyoruz. Çok yakın olduğu için bu arayı birazcık açmak adına birer boşluk bırakıyorum. Müzik, değil mi? Kullandığımız kargaşa olmasın diye hepsini büyük harf yapmıyorum. Büyük bir küçük kullanabilirim. Müzik diyebilirim. Şurada yazı çok kargaşalı gitmesin diye bu şekilde de yapabilirim. Müziğime bakıyorum. Klasörümü açtığım zaman müzik klasörünün içerisinde kime aitmiş? Secret Garden. Bunu kopyaladım. Slide'ıma geldim. Buraya yapıştırdım. Abimin ismini yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Daha sonra Comic 2020 diyerek de slaytımı bitirebilirim. Yazılar uzun olsun dersen bu şekilde alt alta çoğaltabiliriz. Yazı stilini buradan istediğiniz Türkçe karakteri destekleyebilecek bir yazı stiliyle değiştirebilirsiniz. Buradan boyutunu değiştirebilirsiniz. Buradan pozisyonunu değiştirebilirsiniz. Yani bu tasarım size kalmış. Rengini yine buradan, yazının rengini buradan değiştirebilirsiniz. Slayta gidebilecek uygun bir renkle. Eğer birazcık gölgeli olsun derseniz buradan caption'ı seçme durumumuz var. Gölge vermiş ama başka bir renk gölgeyi de seçebiliriz. Buradan yazının türüyle ilgili, görünümüyle ilgili, tipografisiyle ilgili değişiklikler yapabiliyoruz. İşimiz bittikten sonra OK diyoruz ve şöyle bakıyoruz. En son biterken bu şekilde kaydını görüyoruz. Baktım ki çok hızlı kayıyor. Yani çok hızlı geçti. Evet, onun için ben bu süreyi yine 8 saniye yapıyorum. Üzerine geldim. Tıkladım. Hemen burası aktif oldu. 8 saniye dedim. Enter dedim. Şimdi tekrar şuradaki ekranın blackout'a düşme süresi de 3 saniye uzun geldi. 1 saniye yaptım. Tekrar az geriye alarak videoyu başlattım. Gördüğünüz gibi bu şekilde geçti. Bu da bitiş jeneriğim olmuş oldu. Aşağı yukarı benim şu anda fotoğraflarımı eklemiş oldum. Başlangıç ve bitiş jeneriğimi de eklemiş oldum. Hemen hemen süre olarak, zaman olarak şekillenmiş oldu. Baktığım zaman slide'ımla müziğimi senkronize etmem gerekiyor. Birbiriyle aynı anda başlayıp beraber bitmesi gerekiyor. Slide'ım 5 dakika 18 saniye. Lakin benim müziğim şuralarda bir yerlerde, yani bakıyorum şöyle bittiği zaman, fade out'a indiği zaman 4 dakikaya yakın bir sürede bitiyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Slide geçişlerini, ilk yapacağım işlem slide geçişlerini düşürmem gerekiyor. Şöyle bir tane slide'a tıkladığım zaman, tabii ki efekte tıklamışım. CTRL-A diyorum. Tamamını seçiyorum. Gördüğünüz gibi hepsi mavi oldu. Bakın CTRL-A dedim. Hepsi mavi oldu. Ve buradan gelip slide geçişlerimi 1.5 saniye yapıyorum. Slide geçişlerimin hepsi aynı anda gördüğünüz gibi farklı farklıydı. 1.5 saniye oldu. Dolayısıyla süre kısalmış oldu slide'ımın. 1.5 saniye yapınca evet, hemen hemen bitişiyle müziğim gördüğünüz gibi senkron bir seviyeye ve en sonunda jeneriğim. Ben istersem ki eğer ki jeneriğimle müziğim birazcık daha birebir olsun, şu son slaytları birazcık daha oynayabilirim. Ne yapıyorum bunun için? Bir tanesini seçtikten sonra CTRL tuşunda elim şu slaytları, üçünü seçtim. Şu 3 saniyeyi 2.8 yaptım. Enter dediğim zaman birazcık daha uzayacaktır. Bunu bütün slaytlara uygulamak istersem, şeylere dokunmadan, jeneriklere dokunmadan en son slide seçtim. Parmağım shift tuşunda, en başa geldim. Bakın sadece bu arayı seçmiş oldu. Ben bunlara 2.9 dersem, yani küçültmüş olursam, bakalım şöyle sona gelirsem daha rahat göreceğim. Slide ile müzik birlikte bitmiş olacak. Şu jenerik birazcık daha yetişsin dersem şöyle yaptım. 9 saniye buna yaptım. 9 saniyede başlangıç jeneriğimi yaptım. Ve müziğimin şuraya gelerek en son gördüğünüz gibi bitişi jenerikle birlikte tamamlamış olduk. Evet. Artık gördüğünüz gibi slide'ım hemen hemen şekillendi. Sunumum neredeyse hazır pozisyonda. Bu yaptığım işlemler kaybolmasın, bilgisayarım herhangi bir hata verebilir düşüncesiyle fail save as diyerek masa üstünde Atölye ProShow klasörümün içerisine hemen isim veriyorum. Diyorum ki Kerim alt çizgi sunum diyorum. Sunumu dedim, Kerim'in sunumu dedim ve kaydet dedim. Şimdi burada yaptığımız işlem şu olmuş oldu arkadaşlar. gelip klasörüme baktığım zaman gördüğünüz gibi sarı renkte buraya Kerim sunumu diye bir dosya oluşturdu. Bu ProShow'un kendi okuyabileceği orijinal verilerin saklandığı kendi uzantısında, bakın PXC uzantısında, ProShow Slide uzantısında bir dosyası. Ben işim yarım kaldı. Daha sonra tekrar içerisinde değişiklikler yapmam gerekebilir. Müzikte, fotoğraflarda, sürede, yazılarda, işte bunun için bu şekilde kayıt almam gerekiyordu. Bunu aldım. Şu anda bu dosya bir slide dosyası değildir. Evet, proje dosyamı kaydettikten sonra şimdi slide'ımı şöyle bir genel kontrolünü yapıyorum. Başlangıcım tamam, bitişim tamam, müzikle bitiş tamam, süreyle ilgili 4 dakika 1 saniye toplam slide sürem, onunla ilgili de bir sıkıntı yok. Bu şekilde artık render diyeceğimiz final çıktısını alabiliriz. Ama burada bir iki bir şey daha göstermek istiyorum ben bundan önce sizlere. Slaytların geçişleriyle ilgili efektler var. Burada gördüğümüz gibi bu efektler böyle kararak geçiyor. Bunları istersek değiştirebiliriz. Mesela şu efekti, yani şu iki fotoğrafın arasındaki efektin üzerine tıkladığınız zaman size efektlerin olduğu bir pencere açılıyor. Buradan farklı bir geçiş seçebiliyorsunuz. Efekti seçip Apple dediğiniz zaman bakın farklı oluyor. Mesela şimdi bunun içinde farklı bir geçiş kullanacağım. Gördüğünüz gibi farklı türlerde efektleri de kullanabilirsiniz. Şurada ön izlemesinde görebiliyoruz. Apple dediğimiz zaman her bir fotoğrafın geçiş efektini farklı farklı da yapabiliyoruz. Ama şu da olabilir. Ben her birisinin ayrı değil ama bir bloğu ayırmak istiyorum dediniz. Eliniz, parmağınız shift'te, atıyorum 20 ile 25 arasındaki efektlerin aynı olmasını istiyorum. 20. slide'a dokundum ve 25'e dokundum. 5'ini seçti. Buradan gelip efekte dokunduğum zaman, buradan hoşuma giden bir efekte tıkladığım zaman bu seçmiş olduğum 5 fotoğrafa aynı efektin uygulandığını görebileceksiniz. Evet, efektler bu şekilde. Yani ProShow'da isterseniz tek tek, isterseniz grup halinde, isterseniz bütünle aynı anda birçok işlemi uygulayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bir de fotoğraflar baktığımız zaman sabit fotoğraf. Evet, fotoğraflarda herhangi bir hareket yok. İstersek fotoğrafları hareketli hale de getirebiliyoruz. Bunu her fotoğraf için tek tek seçebiliriz. Mesela şu fotoğraf için, fotoğrafa ben hareket kazanırım. Bakın hiç fotoğrafta hareket yok. Fotoğrafın üzerine gelip tıkladığım zaman fotoğraf açılıyor. Slide stilini tıklıyorum. Buradan bana yine şuradan caption'ı, no captions diyorum. Fotoğraflara hareket verebileceğim efektler açılmış oluyor. Mesela Motion 3D efekti vereceğim. Şöyle tıkladığım zaman gördüğünüz gibi fotoğraf hareket veriyor. Prev off'sa siz de bunu 10 yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan hoşunuza giden bir slide fotoğrafa uygulayabiliyoruz. Apple Still dediğimiz zaman uygulayayım mı diye soruyor. Evet diyorsunuz, artık bunu o fotoğrafa uygulamış oluyor. Okey dedik. Bakın şimdi fotoğrafa gördüğünüz gibi hareket vermiş oldu. Şöyle izleyelim. Gördüğünüz gibi fotoğrafa istediğiniz gibi hareket verebiliyorsunuz. Yani bunu her defasında fotoğrafın üzerine tıkladım, her fotoğrafı ayrı ayrı yapabiliyoruz dedim. Mesela bu fotoğraf için bunu kullanacağım. Apple Still dedim. Okey dedim. Bundan sonraki fotoğrafa hiç bu pencereyi kapatmadan, okey demeden geçersem diğer fotoğrafa geçiyor. Bunun için de aynı şekilde slide'ı seçtim. Apple Still dedim. Bu fotoğrafa da bu efekti vermiş oldu. Next diyerek diğer slide'a geçmiş oldum. Bunun için de yine farklı bir efekti seçerek Apple Still deyip okey dedikten sonra, tamam dedikten sonra fotoğraflarda bu şekilde slide hareket verebiliyoruz. Şurada yan tarafta yine bu fotoğrafların nasıl geçeceği, önde ve arkada görünen fotoğrafların nasıl kayacağı gibi detayları kurcalayarak öğrenirsiniz. İşiniz ise OK diyoruz ve ana slide penceremize gelmiş oluyor. Biz şuradan almıştık değil mi? Hareket vermeye bakın, bu sabitti. Hareketi buna verdik. Sonra buna verdik. Buna verdik. Ve diğer fotoğrafta herhangi bir işlem yapmamıştık. Fotoğraflarda bu şekilde isterseniz 3 boyutlu hareket hissi verebiliyoruz. Artık slide'ım neredeyse tamam oldu. Başlangıcı, bitişi, arada vermek istediğim efektler, süreler tamam, geçiş efektleri tamam. Daha detaylı aslında uygulamak isterseniz sesle ilgili, mesela ses dosyasının üzerine gelip baktığınız zaman bu sizi böyle pencere karşılar. Müziğin birden yükselip birden düşmesini istemiyorsanız, özellikle bir müzik değil 2 ya da 3 müzikli slaytlar yapıyorsanız daha uzun süreli, bunlar için fade in fade out dediğimiz, yani sesin atıyorum 3 saniye, bakın 3 saniyede yavaş yavaş açılsın ve biterken de yine 3.56 saniyede yavaş yavaş kısılsın gibi, birden yüksek başlamasın gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Track settings dediğimiz yer tıkladığımız müzik, bakın steps 3. Master volume dediği bütün slide'ın bütün genel volümü. Eğer burada bir işlem yaparsanız, birden fazla ses ve müzik kullanmışsanız hepsinin sesini aynı işlemi yapar. Ama bu işlemi burada kullanmışsanız sadece o müzik üzerindeki değişiklikleri yapabilirsiniz. 2 müziğiniz var. Birinin sesi yüksek, birininki alçak, az geliyor. İşte buradan onun dengesini tek tek yapabiliyorsunuz. Master'dan yapmak yerine Track Settings'ten bu işi yapabiliyorsunuz. OK dediğiniz zaman müziğiniz en başta başlarken yavaş yavaş aynı şekilde yavaş yavaş bitmiş olacak. Evet, slide'ım benim neredeyse şu anda bitti. Artık en son yaptığım işlemler için sev diyebilirim artık. Çünkü başlıkta Kerim'in sunumu diye bir şey var. Son haliyle bu şekilde slide'ımı kaydettim. Tamam. Sıra geldi. Ben bunu yayınlayacağım zaman, çıktı alacağım zaman, render alacağım zaman ne yapacağım? Burada publish diyoruz. Publish'in altında for web seçeneğinin içerisinde YouTube, Facebook gibi ya da Adobe Flash gibi bazı programların önceden tanımlanmış olduğu sıkıştırma oranları ya da daha önceden tanımlanan kodekler yüklü oluyor. Burada başlık veriyoruz, alt başlık verebiliyoruz, anahtar kelimeler ekleyebiliyoruz. YouTube için 1080'e 60 ya da 720p gibi seçeneklerle nasıl olacağını belirleyebiliyorum. Save video my computer dediğim zaman bilgisayarıma kaydeder. Upload to YouTube dediğim zaman YouTube'la bağlantıya geçerek YouTube hesabıma yüklemesini sağlar, ama ben şu anda bunu yapmayacağım. Publish diyorum. 2 tür render almayı göstereceğim. Bir custom video file. Burada benim bilgisayarıma bu projemi, bu slide'ımı nasıl kaydedeceğim? HD, DVD, video, CD ya da custom şekilde seçenekler bulunuyor. Ben HD kayıt alacağım, çözünürlüğü yüksek olsun diye. Buradan en yüksek çözünürlüğü 1080p ya da 1080i'yi seçebilirsiniz. 1080p'yi seçiyorum. 16'ya 9 yüksek kalitede. Bunu kaydet dediğim zaman bana nereye kaydedeyim diye soruyor. Yine Atölye Proshow dosyamın içerisine Kerim Arı Comic ProShow diye mesela kaydedebilirim demiş. Bu ismi istediğim gibi ben değiştirebiliyorum. Kerim Arı Full HD diyebilirim mesela. Full HD slide olabilir. Kaydet dediğim zaman render işlemi başlamış olacak. Şurada geçen zaman, burada tahmini kalan süre, sıkıştırma değerleri ve render'ın hızını burada görebiliyoruz. Bu değerler değişiklik gösterebilir sizlerde. İşlemcinizin, RAM'inizin durumuna göre. Şu an diyor ki bu video aşağı yukarı 4 dakikalık bir videoydu. 18 dakika gibi bir sürede bitireceğini söylüyor. Bittikten sonra kalan süreyi yüzde oranını görebiliyorum burada. Bittikten sonra Full HD olarak bu videoyu izleyebileceğiz. Evet, bir diğer render alma yöntemi. Ben bunu farklı bilgisayarlarda, farklı yerlerde, farklı ortamlarda değil de kendi bilgisayarımda ya da Kode'ye olan bir bilgisayarda çalıştıracağım dersem publish for computer executable, yani exe yap diyoruz. Exe yap dediğimiz zaman bizi böyle bir pencere karşılıyor. Burada bir takım ayarlamalar yapmamız gerekebilir. İşte ekranın nasıl, arka planın nasıl olacağını, temaları buradan seçebiliyorsunuz. Size uygun, hoşunuza giden bir görsel temayı seçebilirsiniz. Seçtik. Şurada menü başla bakın, Comic ProShow yazıyor. Ben buraya Comic ne yazarsam aynısı yukarıya gelmiş oluyor. Daha sonra şurada ProShow Loop alın altında bir yazı daha yazıyor. Buna değiştirmem gerekiyor. Onda Show kısmına geliyorum. Set Menü Title kısmında da fotoğraf. Evet. Show Title kısmına kelimeleri fotoğraf dünyam ismini verdiğim zaman, menüye baktığım zaman burada gördüğünüz gibi alt başlıkta gelmiş oluyor. İstersem yine Options'ın içerisinde bir takım ayarlamalar yapabilirim. Video kalitesi, çözünürlüğü, büyüklüğü gibi değerleri oynayabilirim. Menünün içerisinde yapmam gereken başka bir ayar yok. Zaten otomatik olarak birçok ayar kendisi gelmiş oluyor. Şuradan Loop Show Forward dediği olay biraz önce şurada görünüyordu. Bunu daima göster ya da gösterme gibi bir seçenek olabilir. Full screen mi olsun yoksa küçük mü olsun, onu seçeneğini buradan seçebiliyorum. Buradan şurada görüntülenen fotoğrafları istersem değiştirebiliyorum. Farklı fotoğraf seçebiliyorum. Ama ben değiştirmeyeceğim. 4 dakikalık bir video exitables'ını almış olacağız. Evet, şu anda Create dediğim zaman böyle bir pencere karşılıyor. Buraya yine ben fotoğraf dünyam alt çizgi exe de diyebilirim, demeyebilirim, önemli değil zaten. Kaydet dediğim zaman işlem başlıyor. Bu alt kısımda işlemi devam ettiriyor. Bu işlemcinizden ya da RAM'inizden kaynaklı donabilir. Hiçbir işlem yapmayın. Bu mouse'unuz dönmeye devam ettiği sürece bilgisayarınızın bu sıkıştırma işlemini, render alma işlemini devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda bekliyoruz. %9'da takılmış gibi görünebilir ama arka planda hala render almaya devam ediyor. Burada yanıt vermiyor demesi, takılmayın, önemli değil. Bekliyoruz. Şu anda işlemi bitirdi. Yapmış olduğunuz dosyayı görmek istiyor musunuz diyor. Ben buna hayır dedim. Çünkü klasörün içinde göstereceğim. Son halini kaydetmiştim. Emin olmak için yine save diyorum. Kerim Arı sunumu diye bunu kaydetti. Şimdi klasörün içerisine gittiğim zaman bir tane sarı renkli ProShow Slideshow diye bir dosyam vardı. Bakın bir tane mavi ikonu olan Kerim Arı fotoğraf dünya exe diye bir dosya oluşturmuş oldu. Buna çift tıkladığım zaman oluşturduğum sunum karşıma gelmiş oldu. Büyütüyorum. Evet. Comic ProShow. Şu loophole yazısı burada mavi renkli Kerim Arı fotoğraf dünya exe'ye tıkladığım zaman böyle bir pencere karşılıyor. Büyütüyorum. Gördüğünüz gibi artık bu benim çalıştırabilir renderim olmuş oluyor. Üzerine gelip tıkladığım zaman slide'ım başlamış oluyor. Şöyle sonuna doğru geliyorum. Biraz çok gelmişiz. Evet, şöyle biraz daha. Evet. Gördüğünüz gibi ESC tuşuyla çıkabiliyorum. Şimdi evet, bu oluşturduğumuz exe dosyası bilgisayarda artık çalıştırılabilir. Sadece bu dosyayı kopyalayarak flash belleğinizde, CD'nizde ya da arkadaşınıza sadece bu dosyayı gönderdiğiniz zaman çalıştırıp videonuzu izleyebilir. Exe almanın avantajı şudur: çok yer kaplamaz. Özellikler dediğimiz zaman, baktığımız zaman 54 dakikalık bir videosunu 51 megabaytlık bir alan kaplamış oldu. Eğer biz bunu full HD almış olsaydık, çıktı olarak daha büyük, 1 GB'a yakın belki de daha büyük bir yer kaplayacaktı. Ama exe olarak da aldığımız zaman çözünürlükten çok fazla kayıp vermeden kaliteli bir görüntü ProShow'da alınabiliyor. Evet, ProShow'la ilgili şimdilik benim söyleyebileceklerim, aklıma gelenler bunlar. Sorularınız olursa peyderpey cevaplamaya çalışırım. İyi günler.